Selamlar millet, ben gitarist. PUBG Mobile Ustalar sınıfının son bölümünden güzel taktikler, pro taktikler kapmışsınızdır diye umuyorum. Bugün de herkesin kullanabileceği çok daha basit bomba taktiklerine değiniyor olacağız. İsterseniz başlayalım. Öncelikle SESD ve Phase arasındaki bir savaşa göz atalım. Phase doğrudan bir tam kadro saldırıya geçerken Bir'in keskin nişancı tüfeği ile arka taraftan destek verdiğini görüyoruz. Diğer 3'ye de bir araca atlayarak SESD'nin evlerine doğru ilerliyor. Burada 3-3-Z zamanlamayı çok iyi ayarlayarak bir el bombası atışı yapıyor ve Phase'den Tony'nin silahını daha çıkartamadan yere serilmesini sağlıyor. Yapılan bu ilk hamle aslında zaferin anahtarı da olacak diyebiliriz. Aynı zamanda hem Phase'in hızını kesip hem de oyuncu sayısını 3'e 3'e getirdi. SESD'yi bu sayede Phase'in başına gelen durum gibi acele ve yanlış oynamak zorunda kalmadı. Artık karar verebilecek pozisyonları var, avantajı ele geçirmiş bir pozisyonları var. Phase'i bombalarla baskılayıp Corpay'in burada hata yapmasını sağlıyorlar. Corpay ağaç arkasına takım arkadaşını kaldırırken gözüküyor ve o da hızlı bir şekilde ağaç arkasında takım arkadaşı gibi yere seriliyor. Artık pozisyon 3'e 1 ve geriye sadece dışarıda kulübede saklanmaya çalışan MR5 kalmış durumda. Sunan da kolaylıkla burada skoru alacak. Rakibin yerini biliyorlar. Avantajları var. Bunu kullanacaklar. Bütün takım arkadaşları düşürülmüş durumdayken artık Beer'in elinden çok fazla bir şey gelmeyecek. Fırsatı varken kaçabilmesi lazım. O da zaten gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde aracına doğru geriye ilerliyor. Şimdi 3-3-Z tarafından atılan bombaya birazcık daha yakından bakalım. Bombanın pimini 5 saniyelik süreyi ayarlayarak erkenden çekiyor ve aracın eve gelme zamanlamasını müthiş şekilde tutturuyor. Burada özellikle bu tarz mesafelerde ve bu tarz sürelerde zorlanmaları olabilir. Zamanla alışacaksınız. Süreyi iyi hesaplayabilmek savaşta hayatta kalmanız ve rakibi ölmeniz arasındaki fark yaratabilir. Hangi seviyede oynadığınız fark etmeksizin bombanın zamanlamasını iyi ayarlayabilmek oyununuzu mutlaka üst seviyeye taşıyacaktır. Ne tür bir ortamda, ne tür bir pozisyonda olursanız olun, çevrenizdeki duruma dikkat etmeniz lazım. Bu da size tabii ki büyük bir avantaj sağlayacak ve oyunda galibiyete giden yolda yavaş yavaş o taşları yerine oturtarak ilerlemenizi sağlayacak. Bir sonraki bölümde sizlere daha az ile daha çok nasıl oynarsınız ondan bahsediyor olacağım ve bunun yanında da tabii ki ekip arkadaşlarınıza hava atabilmeniz için ufak taktikler veriyor olacağım. O zamana kadar kendinize çok dikkat edin, görüşmek üzere.